kayyum meselesinde dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Aynı mevzuyu bu İzmir'deki yangınla ilgili de yapıyorlar. Girizgâhta söyledik yani. Tunç Soyer çalışıyormuş. O kadar yoğun toplantılardaydım ki sosyal medya mı asistanım kullanıyor. O da tatildeymiş. Onun için Bodrum'da attı. Ben aslında aferin. İzmir'deyim. İşimin başındayım. Yangını. Ha, bu şunu da söylüyor. Aynı zamanda anlayana. Ben işimin başındayım. İzmir'deyim. Toplantılarla bu işleri falan koordineli devletle koordineli şekilde çalışıyorum derken birileri gibi Bodrum'da tatil yapmıyorum da diyor aynı zamanda. Yani biz onu da anlıyoruz. Öyle diyor ama ben Bodrum'da değilim. Asistanım attı. Ben İzmir'de işimin başında toplantılar devam ettiği için sosyal medyaya bakamıyorum. Asistanlarım atıyorlar. Dolayısıyla ben işin başındayım diyor. Yani Bodrum'da tatil yapmıyorum yanlış diyor. Yapıyor. Şeffaf tatil yapacak o da onun gibi. Şeffaf tatil. Ama transparan tatil. Ama Tunç Soyer'e tatil yakışmıyor. Sorun orada. Ha, belki de ondandır. Tunç Soyer'e yakışmıyor adam tatil. Adam her defasında havaalanından çıkarken İmamoğlu ne diyorlar? Yakışır abi Bodrum. Aynen. Ha, bu ara kırmızı yeleğini de hazırlamışlar Ekrem İmamoğlu'nun. Şimdi arkadaşlar şey yapıyor. Kara bulutlar İstanbul'un üzerinde dolanıyor. Yağışlar da başlamış. Ekrem İmamoğlu benim kırmızı yeleğimi getirin falan demiş herhalde. Evet. Birazdan görürsünüz şeylerde. Şortu çıkarıp kırmızı yeleği giymiştir. Etrafında Fox kameralarının halk bilgisayarında sözlüğü ağlanacak hali bize sosyal ya. Sosyal medya hesaplarından, videolarından izlersiniz. Kırmızı yelekli. Yazık. Çok üzülüyorum. Robin Hood'u. Çok üzülüyorum abi. Şimdi benzer mesele İzmir'den de bahsettim. Şimdi günlerdir tezvirat üzerine tezvirat yapıyorlar. Nedir efendim? Bir sürü uçak varmış da 500 hektarlık alan yanmış da bu uçaklarla niye mücadele edilmemiş de hani bir kırık olan bir yazar var. Hani kanadı kırık diyorlar ama o kırıklık kanatla ilgili değil anladığımız kadarıyla. Kafa kırık çünkü. Devlet bile çıkartmış olabilir anlamına gelebilecek tweetleri var. Biliyor musun? O yazar. Tabii. Öyle. Kasti söndürme, devlet yakar. Tabii, aşağıda böyle bir şey yapıyor. Yani kırık Tokyo kanat kazandı değil. Kırık olan kanadı değil. Yani hakikaten kafa kırık. Yani başka türlü şey yapamazsın. Şimdi Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Şunu söylüyor Orman Bakanlığı. Ya diyor uçak muçak meselesi, Türk Hava Kurumu'nda 20 tane uçak var. Niye almıyorsunuz onlara, müdahale etmiyorsunuz falan filan. Şimdi hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bu kafası kırıklar için çok keyifli. Tamam, sırtında yumurta kefesi yok. Salla sallayabildiğin kadar. Sosyal medya gibi de çamur bir alan var. Tamam, debelen debelenebildiğin kadar. Türk Hava Yolları'nda bir hani hangisini düzelteyim? Ne benzer evet. Bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya 20 tane uçak yok, 6 tane uçak var. Evet, uçakların helikopterlerden daha fazla su taşıdığı doğrudur. Uçaklar 4 ton su alabiliyor, helikopterler daha az alabiliyor. Doğrudur. Fakat 20 tane uçak yok. 20 tane uçak yerine 6 tane uçak var. Bunların da 3 tanesinin motoru sökülmüş vaziyette. Motor yok kanatlarda. Çalışmıyor. Bir tanesi de uçacak durumda değil. Kaldı mı 2 tane sana Türk Hava Kurumu? 20'ydi ha. İki kaldı. Tamam mı? Bunları da kullanabilmek için bu tarz şeylerde yangın söndürme uçaklarını çok su aldıklarından dolayı kullanabilmek için 2.2 kilometrelik pist lazım bunlara. Yüklenecek, uçacak, bilmem ne yapacak, dökecek, gelecek falan filan. Bu zorluktan dolayı biz tedbiren helikopterleri artırmayı hedefledik. Filoya kattık, şunu ettik, bunu ettik. Evet. Evet, helikopter bir seferde uçağın aldığı kadar 4 ton alamıyor ama total uçuş seviyesine baktığınızda bir uçak 10-12 ton su bırakırken alana uçtuğu benzin yakıt makıt falan şeyini helikopter 30-40 tona yakın su bırakıyor. Dolayısıyla efektif olarak bunu şey yapıyoruz ama bunların hiçbir tanesi olmamış şeyleri gibi. Unutmayalım yalnız ben de burada takip ettim çok yakından. Müthiş bir rüzgar var helikopterle dahi oradaki o tonlarca suyu bırakırken öyle fazla bir rüzgar var ki hem yangın tetikliyor. Tabii. Suyu da istediğine bırakamıyorsun. Yok bir yerde bir teknoloji. Ki yani, uçaklarla helikopterlerin istenilen noktaya su bırakma meselesi helikopterlerde oran daha yüksek. Uçakta o kadar yüksek değil. İşte bu evet. Da var. Rüzgardan dolayı o buna rağmen şey atamıyor ve rüzgar bak, var. Yapacak bir şey yok. Şunu söyleyebilirsin. Yani, bak buradan söylüyorum. Her zaman da söylüyoruz. Bak ya. Bu mevzuyla ilgili. Çaplak var hakikaten ya. Zamanında müdahale edilmemiş midir? Olabilir. Bilmiyorum ben. Bununla ilgili eleştiri getirebilirsiniz. Yeteri kadar helikopterle müdahale edilmiş midir, edilmemiş midir sorusunu sorabilirsiniz. Türk uçakların, yangın söndürme uçaklarının kullanılması gerektiği halde kullanılmama gerekçelerini sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili sorun yok. Bunların hepsi sorulabilir. Devletin, hükümetin bununla ilgili geç kaldığı hususunda eleştirel bilgileriniz varsa daha doğrusu bilgileriniz varsa bununla ilgili eleştirebilirsiniz. Mecliste, kamuoyunda, medyada bunlarla ilgili araştırma, soruşturma yapıp bunlarla ilgili hiç sorun yok. Elbette bunlarla ilgili bir şey demiyoruz. Ama
Orada düzeltilmesi gereken bir mesele varsa bile bu kadar yalan, tezvirat, dolan, hükümeti vurmak adına, hükümete işte çamur atmak adına ahlaksızca yapıyorsunuz ki bunun işleri, söylenecek söz bırakmıyorsunuz bir noktadan sonra. Ya 20 tane uçak varken, yani ortalama zekada bir insan herhalde şunu düşünebiliyor olması lazım değil mi? Yani bunu sözcüğü, cumhuriyeti, bu manşetleri atanları ayrı tutarak soruyorum. Ya ormanlar yanarken herhalde yani uçaklar orada yatmayacak, helikopterler orada yatmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Elbette bunlar çalışacak. Şunu eleştirebilirsiniz eğer varsa. Koordinasyon sorunu vardı diyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz, bunlarla ilgili sıkıntı yok. Ama 20 tane uçak orada vardı, 45 tane helikopter de burada vardı, bilmem kaç yüz tane arazözler şunlar da buralarda vardı. Ama bunları hükümet özellikle kullanmadı. Niye? Ormanlar yansın diye. Yani ortalama zekanın şimdi altındaki insanın bile düşünemeyeceği mevzuları gazetelerin manşetlerine taşıyorsunuz. Sosyal medyanın bu çamurlu sularına buluyarak bir şekilde eleştiri yaptığınızı zannediyorsunuz. Ayıptır yani hani. Şimdi bak yani. Bu konuyla ilgili çalışanları, sorumluları eleştirmekte sorun yok. Ama yani ortada olmayan bir bilgi üzerinden. İşte bak şu andaki bütün bu senin şu andaki serzenişin. Şu anda şu olaya kızıyorsun ya. Burada bir yükseldin ya. Niye yükseldin? Benim biraz önce ve her zaman ve üç cümleden bir tanesini anlatmak istediğim şeyle ilgili. Ne diyordun sen mi diyordun? Bir ünlü bir Kızılderili der ki yalan ne kadar büyük olursa inanan o kadar fazla olur. Bu adamların işi bu olduğu için benim en büyük derdim bu bak. Yani benim en büyük sıkıntım bu. Doğru. Sen bu konuda bu yangın meselesi böyle. Türkiye'deki her konu böyle olduğu için maalesef yani benim en büyük derdim bu bak. Bir daha söyleyeyim. Yalan üzerinden bir şey konuşmasak veyahut da sadece manipülatif haberlerle yönlendirici bilgilerle bazen de asparagas haberlerle bu işi asparagas şeylere götürmesek bunlar yaşanmayacak. Ben anlaşabileceğiz. Doğru. Ama sen dakika bir yalan birle başlıyorsan aynen yapacak bir şey yok. Sadece bilgi olarak söyleyeyim hani bu kadar konuş da anlattığımız şey bak biz arazözlerin bilmem kaç ton aldığını çalışıp anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Sadece bilgi olarak vatandaşlar bilgi olsun. Yani Yılmaz Özdil gibi sözcü ve cumhuriyet gibi palavracı sürekli palavra üreten.